Sohbet ede ede merdivenleri çıktık ve bir odanın eşiğine geldik bile. Şurası beyaz oda. Beyaz oda. Beyaz oda. Dinlenme oda, kedi odası. Ay benim gönlümü bu. Karamel beni çok üzdü, bu çok üzdü beni. Hasta olan mıydı? İşte o dil niye dışarıda? Evet, o dil hep dışarıda. Ay yerim o dil. Fettiri 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 gidiyor. Fettan güzel nereye? Fitne fücur. Tavuk verildi, yenmedi. Yaş mama verildi, yenmedi. Evet ama böyle bir atarlı atarlı. Yani böyle şey değil. Şey mi küstü? Başlarım onun küsmesini. Neye küsüyormuş o? Birine bir ilgi mi oldu da? Allah Allah. Allah Allah. Bak ben öyle. Dadıyım zaten, dadıyım. Tabii. Dadıyım ben, dadı kedilerin dadısı. Boncuk. İşte bu kalabalık nüfusun sorumlusu olan aşüfte kadın. Bu mu getirdi hepsini buraya? Bu doğurdu. Beş tanesini bu doğurdu. Kış annem, seni yiyelim ben ya. Evin hangi köşesine gitsek sevimli pisipisler bize eşlik etmekten geri kalmıyorlar. Gerçi biraz yaramazlar ama bir apartman dairesini göz önüne aldığımızda evde onca kedinin yaşadığına inanmak gerçekten zor. Ne dersin evrim? Ama bir şey söyleyebilir miyim? Yani ben... Hı. Benim için şimdi her şey tersine dönüyor. Hep derler işte... Hep bir şehir efsaneleri var işte. Hı. Apartmanlarda ay o 27 kedisi var evleş gibi bilmem ne. Nasıl? Hani mahalleli şikayetler. Bal dök yala bir tane koku yok sevgili işte, seyirciler. Tabii, yanlış mıyım arkadaşlar? Bilmiyorum. Tertemiz size bir kadınsınız. Hakikaten öyle tertemiz helal olsun lazım. Yani. Kediler de mis gibi, ev de mis gibi. Kediler mis gibi tabii ki. Bir gram koku yok evde. Ay, çok sevindim vallahi. Süpersiniz Çiğdem. Ve gelmeden Çiğdem de şeyi ne Çiğdem Hanım'ı ya. Çiğdem. Çiçöde bana. Çiğdemciğim. Bakar mısınız? Bakar Oy benim yakışıklım o ya. O beni takipte. Seni takipte. Evleneceğim ona evet, ben. Evet bence de vallahi. Aşkım. Maviş. Yakışıklı mavişim. Mavişi çaldık. Maviş. Buradan itiraf ediyorum. Ya. Aha. Evet. Zing 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 zing. Modaya yakın bir noktada. Ne zaman hep yürüyüşe çıkıyorum. Sahil yolundan Kalamış'tan böyle. Dere Yakış. Ağzından falan filan. Evrim. Gittiğim yerde hep bu beyaz böyle... Poposunu sallaya sallaya yürüyor. Bir akşam operasyon yaptık. Benim Süreyya Gökhan, basın danışmanım, menajerim. Atladık arabaya. Gel dedik, geldi çöp kutularının arasında. Böyle kedi bırakılır mı? Ay. Aldık. İnsansızlar. Getirdik, çok mutlu şimdi de. Oh, iyi olmuş. Belki çok de hayırlı mutlu. Olmuş. Evet. İyi ki bırakmışlar. Çok mutlu, çok mutlu. Sokaklarda çöp kutularının arasındaydı. Şimdi pofur pofur, pofur pofur. Bembeyaz tüyleriyle şekerim. Hem rahat ettin sizde. Mi? Huzur duydun mu? Burası çok güzelmiş. Evrim, oldukça rahat ve huzurlusun ama şimdi kalk borusu çalacak benden söylemesi. Bak, ne oldu? Maviş. Kavga mı? Tabii. Bunlara alışkın olman lazım bu seslere. Yok kedi, o kadar şey kalabalık kedi yok ki bizde. Başka bir evde tek kirdin. Maviş. Maviş de tekir. Efendim buyurun, buyurun. Burası çalışma odası. Ay bu ne öyle? Benim bebeklik ayakkabılarım annem ya, saklamış. Ya inanmıyorum ben olsam ya. 100 kere atmıştım. Ama annem ay, saklamış. Ay şaka gibi, ta o dönem bir de ya. Ay kıyamam ya. Burada çalışıyorum. Ya, senaryolar tabii evet. Değil mi? Ah senaryolar okulma, tabii. Ezberler. Yani işte tiyatro son... Dümbüllü, komiki meşhur Dümbüllü'yü oynuyoruz. Onun işte şeyleri burada. Nasıl seyirci? Burada. Geliyor mu? Daha ikinci oyun. Ha daha, daha yeni. Daha ikinci oyun, daha yeni şimdi duyuluyor. Şimdi nerede sahneliyorsunuz? Şimdi İstanbul içinleri olacak. Mesela önümüzdeki ay başında Beşiktaş Belediyesi'nin galiba Afife Jale'de. İçeri girersen Reçel Papaz oluruz. Girdi, tamam. Beni dinleyen yok. Dolaba giriyorlar. Ondan sonra... Afife Jale'de misiniz? İşte geleyim gelirsin, ben. Tamam. Tamam. Ondan sonra var İstanbul içinde de var. İstanbul dışında da var bakalım. Oynayacağız daha. Yeni başladık. Adını söyleyelim. Nokta Tiyatrosu. Nokta Abdullah Tiyatrosu Şahin. İnternetten bakıp zaten tabii. Takip edebilirler. Ya internet demişken bu bir reklama girmez. Cigdemtunç.com'dan bakın. En doğru benimle ilgili bilgilere ondan sonra kavuşabilirsiniz. Ne olur orayı ziyaret edin. Hani tanımak isterseniz tanışmadığımız genç arkadaşlar var. Kim bu kadın bu kadar çok konuşan böyle kendini bir şey zanneden? Estağfurullah. Kimdir onu öğrenmek isterseniz merak ederseniz. Ne yapalım? Bunlara bakalım. Hmm. Bunlar kimler? Şimdi annem. Şaka diyorsun. Ya evet annem. Aa. Şarkıcı Alpay annemin hısım akrabası. Evlenmiş mi? Evlenmiş. Ondan şaka. Sonra
İşte akrabalar anne tarafından. Anneye bu anne, bak. Anneye bakar elbiseye mısın? Elbiseye bak. Elbise tabii. O pembe. Dönem. Evet. Evet işte bu 70'li yıllar. Nasıl anne ya? Ortası sonu. Ajda evet. Pekkan gibi annem evet. Varmış. Evet. Bak burada bir işte şey sarışın. Annen daha artistmiş senden. Evet kesin daha artist. Ben onun yanında o kadar giyinmeyi seven, değil böyle mi? Her dakika bakımlı falan. Burada anne. Ay Yılmaz Güney. Yılmaz Güney, karısı Fatoş. Babamın aa, halasının kızı Fatoş Güney. Tabii. Baban mı? Evet, rahmetli babam o da. Aa. Ondan sonra babamı çok erken kaybetti, 40 yaşındaydı. Aa, benimki de 45. Aa. Sen de küçükken babası kalp var. Mi? Kalp. Senin de İşte mi? İşte tabii bu kadar genç aklına yaşta var. Adamlar. Niye ölür? Ay ne olur check-up'larınızı evet. Yaptırın babalar. Evet. Babalar. Evet. Genç babalar özellikle. Bakın kendinize. Yani 35 ile 50 yaş arası çok şey. Tehlikeli dönemler. Bir düğün herhalde düğününde. Evet, evet. Şuralarda da ben varım yani şu seviyede resmin kadrajına da giremeyecek boyda olduğum için. Muhtemelen. Ondan sonra. Şu sen misin? O benim. Hayır. Evet. Annen herhalde. Annem. Bu da yine bacaklar ben. Uzun uzun baksana. Balerindim. Evet. İşte oradan bir de yapısal olarak. Vardır bir devşirmelik ya. Bir böyle bir batıdan bir şey gelmiş. İşte bu mezuniyet. Hı hı. Burada anne baba ben. Tek çocuk değil mi? Tek çocuğum. Burada da dayı. Dayıdaki dayı karizma bak. Tavan. İtalyan mı? Evet aynen. Aydın Köprülü. Godfather. Evet. Fotoğraflar arasında çok sevimli bir kare daha vardı Evrim. Aman onu gözden kaçırmayalım. Aa, orada o dönem köpeği mi varmış cins evet, köpeği? Evet Fulya'ymış onun da adı. İşte hayvan sevgisi aileden geliyor. Fulya. Kaç zaten senesi köpeğin cinsine ben bak. Ben bilmiyorum yani bakar köpeği. Mısın? Ben doğmadan önce. Ne alemler evet. Ya. Çok şeker. Burada işte baleye yeni başlamışım. Kuvvetli ihtimalle ilkokul bir falan. Mı, iki, baban değil mi o? Babam, evet. Annem, babam. Sen aynı annesin, aynı. Evet. Anne bak burada, bak. Allah. Evet. Vallahi bu, artist gibi. Köprülüler bunlar işte. Evet. Gördüğünüz gibi. Saçlar aydın. Falan. Nasıl bir saç? Karizma tavan, dayı. Ondan sonra annem de böyle bir güzel kadın. Baba da ama şey değil mi? Baba da tabii asil. Boylu boslu. Böyle yani. Yürüdüğümü ses getiren. Tabii, tabii çok ay, albüm mü onlar? Albüm. Bakalım mı biraz? Bakalım hangisini istiyorsun? Aa, bilmem ki en böyle mesela sizin bilmem ki nerede ne var? Daha yeniler gibi olanlara ha, baksak. Şöyle yeniler 80'ler, gibi olan. 80'ler 90'lar gibi olanlar. Bakayım. Oradaki birine bakayım. Ünlüler vardır. Yani yer böyle çektim de onlar tabii oturalım. Ay evet aa. Evet Show TV gördüm aa, orada. Aa Show TV var vallahi. Vallahi gördüm demin Show TV. Yani zaten şurada bir çok yerde sevdiğimiz gördüm. Kanal. Benim kanalım. Evet evet. Babamın kanalı. İşte şey. Demin gördüm Show TV'de birazdan. Konserimiz vardı Mehmet Ali ile. Bir dakika gördüm vallahi yeminle. Bir de sonra o gecenin. Show TV. Bakın işte Mehmet Ali ile 92'de bir sizin kasetimiz vardı. O zaman evet. Kaset mi deniyor? Bak 92-93 gecenin rengi zamanı. Bu Akropol'ün işte merdivenlerinde Yunanistan seyahatimiz evet. Vardı meşhur. Bu Mikis Theodorakis. Evet Yunanistan'ın en büyük sanatçılarından. Onun evinde röportaj yanımda Derya Köroğlu koyarım ben. Arada boşluklar var. Çünkü hep bunları yani kolaj yapılsın, showreel yapılsın diye bir yerlere vermişim, geri almamışım. Ay. Maalesef. Kim burası? İşte Yunanistan seyahati. Mehmet Ali ile ben. Londra. Burası? Aa, evet, böyle şey çekimi vardı, yılbaşı çekimi. Bunlar işte ekip arkadaşlarımız, yönetmenlerimiz, Gürsel Aksun. Ay çok tatlısın ya, tam balerin işte evet. Ya. Tam evet. Böyle saç telinden. Bak ellerini şu zarafet duruşu. Aslında normal bilirim hayatta çok fazla seni. Zarif değilim ya. Hıttırı böyle. Yok. Vallahi billahi. Evet. Ne var? Bunlar işte gecenin rengi meşhur haykırız. Parodiler falan değil mi? Evet, skeçler. Evet, evet. Evet, Ayşen Gurur'da falan filan. Ayşen Gurur'da evet, onu evet. Gördüm. Burada neler? İşte yine aynı şekilde. Bak Evrim, burada kim var? Aa, Seden Gürel değil mi? Şapkalı. Evet, Seden Gürel. Ama şu kız diye. O yeni ilk çıktığı zaman, tabii. Boom, boom, boom. Tabii, evet, aynen. Kondum. Evet.